Selam arkadaşlar, bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün Fransız tankıyla bir video yapacağım size. Şu gördüğünüz AMX-50-120 ile oynadınız. Aslında ben bu tankla oynamam. Niye? Çünkü ben bu tankı sevmiyorum. Nefret ediyorum bu tankla. Hatta bu tankın türevlerini de sevmiyorum. Yani bunun 8. seviyesini, bunun 7. seviyesini hiçbirini sevmiyorum. Hatta sevdiğim bir Fransız tankı var mı diye soracaksanız, var. Tek bir tane. Belki iki. O da istisna. Onun için de sevmiyorum. Fransız tanklarını sevmiyorum. Özellikle Fransız ağırlarını hiç sevmiyorum. Neyse, nefretimi kustuktan sonra anlatmaya devam edeyim. Şimdi normalde biliyorsunuz ben çok farklı, çok ilginç maçlar olursa ancak bunu videoya çekiyorum. Bu da o tarz bir maçtı aslında. Ona benzer bir maçtı. Bu arada fanlar niye bu kadar hızlı çalışıyor benim? Allah Allah. Sanırım Fransızlar iş başında. Demek sen bizi sevmiyorsun, biz de senin fanlarını döndürürüz diye. Ya bu MSI Afterburner'la bir problem yaşıyorum ben uzun zamandır. Hani bir anda böyle kendi kendine, bak daha şey vardı, güncelleme vardı, yapmadık yani. Bir anda kendi kendine böyle full'e çekiyor şeyi, fanı. Böyle masa üstünde falan da oluyor bu. Ha, oyunları falan gidiyor zaten, oluyor otomatik. Bu tankla niye oynadım ben? Şimdi bu tankı sevmiyorum ama 10. seviyesini açmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi geçen baktım, dedim ki hangi tankı açayım, hangi tankı gideyim? Ben birçok tank açmışım ben. Yani Rusların neredeyse tamamı açık. İşte Almanların neredeyse yarısından fazlası açık. Gördüğünüz gibi bazıları da hani şey, para vermemişim, almamışım. Açmama rağmen. Amerikalılar da sen keza öyle. Hani para verip almadıklarım da var Amerikalılarda. Alabilecek durumda olduklarım. Bir baktım Fransızlar. Fransızlar açık değil. 10. seviye AMX-50B. Hani eskiden iyi bir tanktı fakat şu anda şu metada hiç oynanabilecek bir tank değil. Çünkü zırhı çok zayıf. 50-120'nin zırhı da zayıf. Yani 50-120 de zırhsız bir tank. Fransızların genelde tankları bu şekildedir zaten. Yani gördüğünüz gibi 100 mm'li bir gövde zırhı var. Yani şaka gibi bir zırh. Benim de tarzım abi şudur. Yani tankın genel sınıfının özelliği neyse birazcık onu içinde barındırmasını istiyorum ben. Abi ağır tank mı? Biraz zırhı olsun ya. Yani tamam, böyle bir hayvan gibi zırhı olmasına gerek yok. Yani bir mouse olmasına gerek yok. Ama bir zırhı olsun. İşte ne bileyim, tarifi güçlü olsun, ön zırhı güçlü olsun, yani yan zırhı güçlü olsun. Bir şey güçlü olsun. İşte ne bileyim, hafif tank mı? Spotu çok iyi, gizlenmesi çok iyi olsun. Hani ya tank destürer mi? Penetrasyon çok yüksek olsun merminin. Ya da alfa hasarı çok yüksek olsun. Şimdi AMX-50-100'ü çok sevmiyorum. Mecburen oynuyorum ama ilginç bir maç geçti. Ve iyi de oynadım. İyi de bir maç çıktı. Yani AMX-50-120 ile nasıl oynanması gerekiyor onu anlattığım bir maç oldu. Biliyorsunuzdur ama ben kısaca AMX-50-120'yi de şöyle bir anlatayım size. AMX-50-120 9. seviye bir Fransız ağır tankı. 4 şarjör olan bir topu var. 400 hasar veriyor ortalama. Tabii bu RNG ile birlikte %25 artı eksi değişebiliyor. Zırhına baktığımızda dediğimiz gibi hani zırhı çok fazla yok. İşte 100 mm'lik bir gövde zırhı var. Yine aynı şekilde gövdenin yanları 80 mm, arka taraf 60 mm. BK'sı, yani hayatta kalabilme özelliği çok 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 düşük bir tank. Gizlenmesi de yok tabii. Şimdi maça geçelim. Bakalım neler olmuş maçta. Niye sevmediğim bir tankla oynayayım? Sevmediğim bir tankın replay'ini kanalıma atmışım. Şimdi demeyin, lan ne çabuk anlattın tankı, 2 dakika konuştun geçtin demeyin, çünkü sevmediğim için anlatmadım tankı. Hani alttan biri yazmasın, lan ne bu tankı anlatacağım dedi, mermi, şarjör, zırh, hop bitti falan demesi sevmiyorum. Sevmediğim tankı anlattıramazsınız bana. Yani para verseniz de anlatmam. Kaç para vereceğinize bağlı. Bak şimdi düşündüm de çok da şey yapmayayım yani. Neyse, evet. Başlıyoruz abi maça. Burada hızlı hızlı geçelim. Çok da vakit harcamayalım. Orada bir AFK oldum açıkçası. Ben bir telefon falan çalmıştı. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bakın tank şarjörlü bir tank. Aslında topu fena olmayan bir tank. AT-15A'ya kilitlendim. İki atışı AT-15A'ya geçirdim. Şimdi devam ediyorum. Şarjörü yükleyeceğim. Bu tankla biraz kaçak oynamanız gerekiyor. Bu tankı daha geri planda yanınızdaki ağır tanklara destek vererek oynamanız gerekiyor. Bakın önümdeki Löwe'nin benden fazla zırhı var. Yani önümde KV-4'ün de benden fazla zırhı var. Yani ön zırhı falan efsanedir o tankın. Aklımda değil ama maçtan çıkıp bakacağım. Maçtan çıkıp bakacağım, koç olduğunu göreceğiz.
gövde zırhı 100, kule zırhı, taret zırhı yani 100, 180, 100, 80, 60. Hepsi aynı. Şimdi KV-4 var mıydı bende? Ulan sattıydım ben onu ya. Çok da güzel tanktı o. Sattım bak şimdi bak bakalım. Şaka gibi ya. Hani diyorum ya. Şimdi düşük çıkıyormuş. Düşünsene KV-4 80 mm hazır. Sıç. Bak gördünüz mü bak. KV-4'ün seviye 8 bir tank. Seviye 8 Rus tankının ön zırhı 180 mm. Yan zırhı 150 mm. Kıç zırhı, poposunun zırhı 90 mm. Tarete bak abi. Arkaya 130 ya abi böyle bir şey olabilir mi ya? 100 mm ön zırhından daha fazla. Yani tamam açısı var, maçısı var abi eksin ama şey taretinin hani açı bir şey değil. Asıl açı emin de var. Yani diğeri neydi? Yanımızda olan tank. KV-4 dedik. Bir şey daha dedim ya. Ulan videoyu da kapattık ya. KV-4 dedik. Löwe. Löwe'nin zaten yüksektir abi. Löwe'nin zaten yüksektir bak şimdi bak. Bak geldik tamam mı? 150 mm gövde zırhı. Ya abi biri seviye 8 ki ben şu efektif zırh falan coşar yani şeyin. Hadi tank cici'den de bakalım hadi. Hadi bak. Rezilliğe bak. Adama böyle durursan bak adam ancak buraya ateş ederse sektirebilir senden. Tamam buraya falan buraya falan. Abi böyle, böyle bir şey yok. Ha, tabii ki bu tankın da avantajları var. Ama ben sevmiyorum. Nefret ediyorum. Sebebi de bu. Çünkü ağır tanksın abi zırhın yok. Hani forvetim ama şut çekemiyorum abi. Baktık gerçi de bir daha bir bakalım katmerde olsun böyle. İyice ezelim şeyi. Fransız ağırına. Hadi seviye 9 diyoruz pardon. Seviye 8 bir heavy alıyoruz ve diyoruz ki kahve. Bak live bak. 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 Yani 190 bak şöyle durdun mu? Ya yalnızdır zaten side scrap yapıyorsun abi. Hani tamam bu da zayıf yerleri var. Evet ama aradaki fark çok yüksek. Yani mukavvadan tank yapmış Fransızlar. Hani o sanattaki estetiği kibar şeyini zırhına da yansıtmışlar. Madem Fransız, madem estetiyiz, madem zarifiz o zaman zırhı boş ver aga falan moduna girmişler yani. Diğeri neydi? Löwe bak şimdi bak bak bak. Bak. Alta yazın abi. Fransız düşmanı Erdem'den şok sözler. Fransız tanklarından nefret ettiğini söyledi falan diye böyle. Bak şimdi. Löwe. Bak Löwe bir bak. Yine bu da side scrap yaparsın abi. Ha gövdenden birçok tankı sektirebilirsin. Kendi kendini deliyor ama herhangi bir seviye 8 tankı çok rahat sektirebilirsiniz. Bakın 233 mm gövde zırhı oluyor zaman zaman açı verdiğinizde. Dik baktığınızda 200 mm evet bazı yerler 226'ya çıkıyor. Ama yani yok abi. Yani ben Fransız düşmanlığı da devam abi. Şimdi karşıma bir tane de ST-1 geldi. ST-1, Stalin 1 tankı. Stalin'e özel yapılmış bir tank. Atıyorum onu da deliyorum. Gördüğünüz gibi topu gayet iyi bir tank. Hareket kabiliyeti iyi bir tank. Ben burada artık ilerlemem gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası T-95'e destek vermek istiyorum. Ben şimdi T-95 yandan vuruldu. Tam karşıdan da atış yedim ben. Sağ tarafa bakarak geçiyorum. Atış yemeyi orada kabul ettim. Hemen T-95'in arkasına yerleştim. Dediğim gibi benim burada amacım T-95'e yardım etmek. Şimdi T-95'te ben de ikimiz de ST-1'e basıyoruz. ST-1 zırhlı bir tank. T-95'i belki denemeyebilir ama T-95 kafa kafaya verdi ikisi. Benim sayemde onu garaja yolluyoruz. Devam ediyoruz. Oradan bir tane de görüyoruz. AT görüyoruz. Onu da garaja yolluyoruz efendim. Devam ediyoruz. Şimdi bu tankta dedim ya önce bakın burada ateş ettik. Başka bir pozisyona geçtik. Sonra T-95'in yanına geçtik. Orada bir tankı garaja yolladık. Hatta iki tankı garaja yolladık. Yeniden mevziyi değiştirdik. Çünkü oyunda dikkat ederseniz 2 artı var. Bu 2 artının birinin bana atması demek en az 500-600. Yani 400 kafadan vurur ama hani denk getirirse feci oturtur bana. Devam ediyorum. Bu arada takımımız da iyi basıyor. Ben de takımla birlikte gidiyorum. Bakın hep kaçak oynuyorum. Canımı korumaya çalışıyorum. Ve oyuna da katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yani canını korumaya çalışıyor ama arkada yatıyor değil. Mutlaka oyuna katkıda bulun. Devam ediyoruz efendim. T-95 canı çok az olduğu için geride kalıyor. Ben önde basıyorum. Birkaç atışı kafadan kabul ediyorum.
Tabii şu anda 6-3 skor. Evet, STR'yi görüyorum. Nişanım kapanmadan ateş ettim. Iskaladım tabii ki. Sonra paletine ateş ediyorum. Ama palet alamıyoruz. Hasar veriyoruz. Devam ediyoruz. Bir atışı daha ve T26E5'i prototipini garaja yolluyoruz. Şu anda 2300 hasarımız var. T30 kapandı. Attım. Girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Ama ben son mermimde onu atarak tekrar doluma geçtim. Burada da hızlandırıyorum. Şu anda 7-3 oldu. Takım gayet iyi gidiyor. Artık basmam gerekiyor. Bakın yine cephe değiştiriyorum. Çünkü şunu biliyorum. RT beni denk getirirse garaja bile yollayabilir. Hiç belli olmaz. 2 artı var. Öyle bir şanssızlığım vardır benim. Şimdi T30 orada vardı. Bakın T30'un direkt karşısına çıkmak yerine T30'un beni beklemediği yerden çıkmam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi zırhımız yok. Mutlaka mobiliteyi kullanmanız gerek. Ve şarjörünüzü kullanmanız gerek. T30 garaja yolluyor. Ben T30'a vuruyorum. Bir tane de paletten vuruyorum. Bir tane de taret altından gövdeden vuruyorum ve onu da garaja yolluyorum. Şu anda oldu 3200 damage. Son bir tane mermim kaldı. İlerliyorum. Bakın burada artık 9'a 8 riskli bir durum. İnanılmaz bir tank. Süper Hellcat. Kompleji çok üst düzey bir tank. Beni görür görmez iki atışını soktu. Ve çok fazla canımı yaktı Süper Hellcat. O arada artiden değdik. Diğer artiden değdik. Ve canımız bir anda gördüğünüz gibi 357'ye indi. Şimdi burada artık takımın bir şeyler yapmasını bekliyorum. Çünkü can seviyem çok düştü. Ölmek istemiyorum. İyi gidiyoruz çünkü. Çok da kötü oynamıyoruz takım olarak. Benim de yaşamam gerek. Avantajımız var. İki artileri var. Onlar dışındaki bizim daha fazla adamımız var açıkçası. Bu arada Lorien'i görüyorum. Ona atışımı yapıyorum. Onu da garaja yolluyorum. Ardından bir de Su-152'ye iki atış yaparak onu da garaja yolluyoruz. Ve 12'ye 9'a getirdim ve bu arada bakın ne oldu biliyor musunuz? Bir tane harekat görevlerinden yaptım. Ve şu anda hatırlamıyorum görevin şeyini ama 6 tank öldürmek gerekiyor diye hatırlıyorum. Ve diğer seçenek de şu arkadaşlar sağ kal. Hani şu anda ben hiç sevmediğim bir tankla, hiç beğenmediğim bir tankla, nefret ettiğim, oynamaktan haz etmediğim bir tankla zor yapılabilecek görevlerden birini yapıyorum. Fakat hayatta kalabilmem için takımımın da kazanması gerekiyor. Bunun da farkındayım. Çok da az canım var. Takıma yardım etmek istiyorum. Aşağı doğru iniyorum. Altta bir tank görmüştüm. Evet. T55A ona nişan alacağım. Bakın onu indirirsek oyun bizim. Şu anda belki oyun bizim gibi görünüyor ama emin değilim. T55 az sektirdi benden. Bakın. İnanılmaz bir şans. İnanılmaz bir RNG. Rastgele bir atış yapıyorum ve geri geçiyorum. Artık diyorum ki tamam abi ben görevimi yaptım. Hasarımı attım. Artık takım T55A'yı garaja yollasın bir zahmet diyorum. Fakat yine kendimi alamıyorum. Yine T55A'ya saldırıyorum, atıyorum, palet diyorum. Çok riskli bir durum. Bir atış daha yapabilirim diye düşünüyorum T55A'ya. Çünkü onun yukarı gideceğini düşünüyorum. O bayırdan doğru yukarı gideceğini ve açılacağını. O bana dönerken, hareketliyken bir atış daha yapabilirim diyorum. Görüyorum taretini. Atışımı yapıyorum. Iskalıyorum. O da bana 325 vuruyor arkadaşlar. Bakın. RNG diyor ki abi sen bu görevi yap. Sen nefret ettin ya bu tanktan. Sen bu tankı sevmiyorsun ya. Al sana ceza. Al sana ceza. Sen Fransız tanklarından nefret mi ediyorsun? Al sana RNG. Hiçbir tanktan nefret etmeyeceksin diyor sanki. Tabii ki ben kuyruğumu bacaklarımın arasına alarak geri geri kaçıyorum. Burada bekliyoruz. Diyorum yani takımım bir şey yapsın derken Artie bakın yine attı bana fakat denk getiremedi. Artie'ye gitmek istiyorum. Şarjörüm yok. Burada artık bizim takımdan birinin Artie'yi öldürmesini bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Artie de garaja yolluyor takımımı arkadaşlarım. Şimdi maç sonu 4242 demek, 470 zırhtan sektirme, biri T55A'nınki, diğeri kim sektirdi hatırlamıyorum. Sanırım ilk başta solda bir adam vardı, o sektirmişti. 251 de spot yaptık. Maç sonu raporlarını almadım fakat bir işte Top Gun aldık, Master'ını aldık tankın. İyi bir oyun çıktı. Burada şunu göstermek istiyorum. Fransız tanklarını yine söyleyeyim hiç sevmiyorum. Hani ELC biraz da Foch'u seviyorum. Biraz kaçak oynamanız gerekiyor bu tankla.
daha çok ağır tanklara, zırhı olan ağır tanklara destek vermeniz gerekiyor atışınızla. Yani arkadaşınız attı mı? Yanınızdaki zırhlı bir tank attı mı? Rakip düşman attı mı? Çıkın, dört mermiyi tak 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 vurun, tekrar geri girin. Bu tarzda oynamanız gerekiyor. Kaçak oynamanız gerekiyor. Kendinizi korumanız gerekiyor ve sadece ve sadece sürekli cephe değiştirmeniz gerekiyor. Bakın beni hayatta tutan şey neydi biliyor musunuz? Beni hayatta tutan şey sürekli cephe değiştirmemdi. Yani ilk başta bir bölgede ateş ettim. Sonra farklı bir yere geçtim. Sonra T-95'in yanına geçtik. Sonra T-95'in yanından ters taraftan dolaşarak geldik. T-30'la karşı karşıya gelmedim. T-30'un arkasından dolaştım geldim. Tabii haritanın ve oyunun konumu da bunu sağladı. Bu şekilde maçı kazanmış olduk. Böyle de ilginç ve farklı bir video. Birazcık da RNG'nin hadi yürü ya kulum demesi. Belki de beni bir cezalandırması var. Fransız sevmiyor musun? Al sana Fransız RNG'si diyerek cezalandırması oldu. Durum budur arkadaşlar.